Şu ana kadar birçok videoda yıldızlar arası nesnelerin dünyadan nasıl uzaklaştığından bahsettik. Aynı zamanda bir şeyin dünyadan ne kadar uzak olursa bizden o kadar oranda hızlı bir şekilde uzaklaştığını da söylemiştik. Bu videoda yapmak istediğim şey bunlara sayısal değerler vererek bahsettiğimiz şeyleri kafamıza daha iyi oturtabilmek. İlk olarak şöyle düşünebiliriz. Evrenin ilk aşamalarında evrenden birkaç nokta seçiyorum. Bu bir nokta. Burası başka bir nokta. Başka bir nokta ve başka bir nokta daha. 9 nokta seçiyorum ve böylece düzgün bir şemam olacak. Yani bu evrenin ilk aşamaları ve bunun tam ölçüsüne göre çizmiyorum. Eğer birkaç milyar yıl ileriye gidersek tüm bu noktalar birbirinden uzaklaşmış olacak. Hatta daha anlaşılır olması için başka bir sütun daha çizelim. Evet. Eğer birkaç milyar yıl ileriye gidersek evren genişlemiş ve her şey birbirinden uzaklaşmış olacak. Bunları renklerle kodlayacağım. Bu noktayı da mor yapıyorum. Bu mor nokta işte burada. Bu yeşil nokta şimdi mor noktadan uzaklaştı. Bu mavi noktada bu yönde mor noktadan uzaklaştı. Ve devam ediyoruz. Bu sarı noktada belki şu an burada bir yerlerdedir. Sanırım ana fikri anladınız. O yüzden buraya diğer sarı noktaları da çiziyorum. Evet, şimdi hepsi birbirinden uzaklaştı. Burada belirli bir merkez yok. Her şey yakın olduğu şeyden uzaklaşıyor. Kısaca buradaki şey sadece bundan uzaklaşmakla kalmadı, aynı zamanda buradakinden de daha büyük oranda uzaklaştı. Başka bir şekilde söyleyecek olursak birbirinden uzaklaşan nesnelerin görünür hızı aradaki mesafeyle orantılı olacak. Çünkü aralarındaki her noktada aynı zamanla genişliyor. Şimdi bunu görselleştirelim. Evreni sonsuz düz bir kağıt olarak düşünün. Bunu esnek düz bir kağıt olarak düşünebilirsiniz. Bu düz kağıt esniyor ve genişliyor. Her yöne genişleyen sonsuz evreni gözümüzde işte böyle canlandırabiliriz. Bu sonsuz kağıdı genişletiyoruz. Yani kağıdın sınırları yok onu hala genişletiyoruz. Bunu şimdi başka bir şekilde görselleştirelim. Bunu daha önce de yapmıştık. Bu evreni 4 boyutlu bir kürenin ya da bir hiperkürenin 3 boyutlu yüzey olarak düşünebilirsiniz. Evrenin ilk aşamalarında küre böyle görünüyordu. Buradaki noktalar buradaydı. Mor nokta da işte buradaydı. Yeşil nokta burada, mavi nokta da buradaydı. Diğer sarı noktaları da çizeyim. Sarı noktalar da işte burada. Bunların hepsi kürenin yüzeyinde. Görüldüğü gibi şu an iki boyut üzerinde çalışıyorum. Çünkü dört boyutlu bir kürenin üç boyutlu yüzeyini çizmek neredeyse imkansız. Ama işte böyle bir şeye benziyor. Bunu bir balonun veya bir baloncuğun yüzeyi olduğunu düşünelim ve baloncuk genişlesin. Tekrar söylüyorum, tam ölçüsüne göre çizmiyorum. Baloncuk birkaç milyar yıl boyunca genişliyor ve işte böyle daha büyük bir baloncuğumuz oluyor. Yüzeyin bu kısmı genişleyecek ve yine mor noktamız, mavi noktamız, yeşil noktamız ve diğer sarı noktalarımız burada olacak. Hepsi bu kürenin üzerinde birbirinden uzaklaşmış olacak. Burayı netleştirelim. Bu bir küre. O yüzden buraya dış hat çizgilerini çiziyorum. İşte bunlar dış hat çizgileri. Yine açıklığa kavuşturalım. Gerçek bir kürenin yüzeyindeyiz. Şimdi bundan da bahsettiğimize göre, hadi biraz maddelerin birbirinden uzaklaşmasına neden olan görünür hızın ne demek olduğuna bir bakalım. Hatırlayın, gözlemcinin biz olduğunu varsayarsak, maddelerin sadece ne hızla uzaklaştığını değil, aynı zamanda bulundukları mesafeye göre uzaklaşma hızlarının da o kadar arttığını söylemiştik. O zaman buraya yazayım. Tüm nesneler birbirinden uzaklaşıyor. Ve görünür bağl hız uzaklıkla doğru orantılıdır. Bunu buraya yazdım çünkü bu Hubble kanunu özetliyor. Hubble böyle bir gözlem yapmış ve daha uzağa baktıkça nesnelerin daha fazla kırmızıya kaydığını görmüş. Bu nesneler sadece daha hızlı bir şekilde dünyadan uzaklaşmakla kalmıyorlar. Ayrıca birbirlerinden de daha hızlı bir şekilde uzaklaşıyorlardı. Bu Hubble kanununun bir özeti. Başka bir şekilde düşünecek olursak. Herhangi bir noktadan mesela dünyadan uzaklaşıyor gibi görünen bir şeyin hızı bir sabit değer çarpı gözlemci ile arasındaki uzaklık olacak. Bu durumda gözlemci biziz. Buraya bir sıfır koyuyoruz ve buradaki H harfi Hubble sabiti demek. Bu sabit aslında hiç de sabit değil. Çünkü bu sabit evrenin evriminde bulunduğumuz yere göre değişecek. Şu an bir uzaklıktan bahsediyorsak da bu şu andaki belirli bir uzaklık. Burası çok önemli çünkü bu belirli uzaklık evren genişledikçe sürekli değişiyor. Bu aslında videonun başından sonuna kadar yine küçük bir miktar değişmiş olacak. Ama şu anki zaman dilimimizde bu sayıyı kabaca söyleyebiliriz. Belirli bir uzaklık derken kastımız şu. Eğer bir cetvelimiz olsaydı ve şu an hemen bu cetveli bu mesafeyi ölçmek için kullansaydık bir sayı elde ederdik. Tabii ki böyle bir şey yapamayız ama bunu yaptığımızı düşünün. İşte kastımız bu. Maddelerin birbirlerinden ne kadar hızla uzaklaştıklarını göstermek. Bunu daha geniş bir yere yazayım. Şu anki Hubble sabiti 70,6 eksi veya artı 3,1. Burada bir miktar sapma gözlemliyoruz. Sanırım hesaplamalarımızda biraz hata var. Kilometre bölü saniye bölü megaparsek diyelim. Megaparsek'in kabaca 3,2 ile 3,3 ışık yılı arasında olduğunu unutmayın. Bunu başka bir şekilde düşünelim. Şu an evrende şurada olalım ve buradaki nesne dünyadan 1 megapersek yani 3,2 milyon ışık yılı uzak olsun. Yani burası dünyadan aşağı yukarı 3,26 milyon ışık yılı uzak. Öyleyse bu nesne bizden saniyede 70,6 kilometre uzaklaşıyormuş gibi görünecek. Aslında nesne hareket etmiyor. Uzay genişlediği için bu böyle. Saniyede 70,6 kilometre. Tabi bu kırmızıya kaymaya göre belirlenen hız ve çok büyük bir hız. Bu saniyede olan hız dikkatinizi çekerim. Ayrıca bu 1 megapersenin bile üzerinde. Andromeda galaksisi bile 1 megapersek uzaklıkta değil. Sadece 2,5 milyon ışık yılı uzaklıkta. Bu da yaklaşık 0,7 ya da 0,8 megaparsek oluyor. Eğer uzayda Andromeda galaksisinden biraz daha uzak noktalara bakacak olursanız buralar saniyede 70,6 kilometre uzaklaşıyormuş gibi görünecek. Peki ya bu mesafenin iki katına bakacak olursak? Eğer yaklaşık 7 milyon ışık yılı yani 2 megaparsek uzaklıktaki bir şeye baksak, mesela eğer buradaki nesneye baksak o ne kadar hızla uzaklaşıyor olurdu? Nesne 2 megaparsek uzaklıkta, öyleyse bunun iki katı olacak. Bu uzaklığı yani 2 megaparseyi bununla çarparız ve megaparsekler birbirini götürür. Yani 2 kere 70,6. Nesne genişleyen uzayda saniyede 141,2 kilometre hızla hareket ediyormuş gibi görünecek. Hatırlayın aslında bu uzayda hareket etmiyor. Evren genişlediği için bu böyle. Bu nesnenin görünür hızı 2 çarpı 70,6'dan 141,2 km bölü saniye olacak. Bu noktada bir soru aklınıza gelmiş olabilir. Nesnelerin kırmızıya kayma olayıyla bizden uzaklaştığını gözlemleyebilmek kolay. Ama acaba Hubble onların aynı zamanda birbirlerinden de uzaklaştığını biliyor muydu? Bu nesnenin kırmızıya kaymasına bakıp saniyede 70,6 km hızla uzaklaşıyor deriz. Sonra da bunun kırmızıya kaymasına bakarız ve bu da saniyede 141,2 km hızla uzaklaşıyor deriz. Ayrıca bu nesnelerin birbirlerinden de saniyede 70,6 km hızla uzaklaştığını biliyoruz. Bunu farklı uzaklıklara uygulayarak devam edebiliriz. Umarım bu size güzel bir bakış açısı katmıştır. Unutmayın, size bunun büyük bir uzaklık yani 1 megapersek olduğunu söylemiştim. Yani bu Andromeda ile aramızdaki uzaklıktan bile çok. Andromeda galaksisi bize en yakın büyük galaksi. Bize yakın başka galaksiler de var. Bunlar Samanyolu'nun çevresindeki uydu galaksiler. Ama Andromeda bize en yakın olan ve en büyük galaksi diyebiliriz. Aynı zamanda sadece gözlemlenebilir evrende yüz milyarlarca galaksi olduğunu da biliyoruz. Yani kısacası gözlemlenebilir evrenin sonuna doğru gittiğinizde bu hızlar nesnelerin bizden uzaklaştığı bu görünür uzaklık büyük önem arz etmeye başlıyor.